Başlamaz aslında. Fakat ilmel yakinlik olduğu için yani sabah namazıyla başlayanlar da var bunun. Esasında İbrahim Aleyhisselam'ın 4 rekat namaz kılması sıfat mertebesinde olduğu için bakın evvela nedir? Cenab-ı Allah'ın görmesi, duyması, kudreti ve hayat şeysi kendisindeki olan 4 tane zahir şeysi var. Mesela 8 tane subat subudaya da hayat, ilim, irade, semi, basar, kudret, kelam, tekvim var ya bunun 4'ü zahirdir. 4'ü de batındır. O zahirleriyle hata yapıyordu. Hata yapmanın karşılığında İbrahim Tevhid babası ya sıfat mertebesindeki bir saliki demek istiyor burada. Burada kendisine nispet ediyordu. Ben gördüm, ben duydum, ben konuştum, ben kudretimle tutuyorum diyordu. 4 tane zahir var. Bunların Allah'a ait olduğunu idrak ettiği andan itibaren işte Cenab-ı Allah'ın kendi mazarından 4'ün tecellisinin zuhuratıdır bu. Anladın mı? İkindi namazına gelince ikindi namazı da aynı şekilde. Hem gündüz namazları bunlar sessiz kılınır. Neden? Çünkü bu mertebelerde kulun varlığı vardır. Kulun varlığı olduğu için kulun varlığının sesi çıkmaz. Allah da var olmadıktan sonra cem yani akşam namazından itibaren başlar seslilik. Anladın mı? Akşam namazı, yatsı namazı bir de şahit olarak sabah namazı bu şeydir. Tecellilerin karşılığıdır. Akşam namazı zatın tecellisinin karşılığı, yatsı namazı sıfatın tecellisinin karşılığı ve şeyde sabah namazı da burada fiillerin tecellisinin karşılığıdır. Onun için o şahittir. Ayet-i Kerime diyor şahit olarak sabah namazında kılın diyor. O bakımdan işte ikindi namazı da Yunus Aleyhisselam'ın kıldığı bir namazdır. Çünkü o da ne yapmıştı? Ümmetin arasında onlara hak vakada davet ettiği halde şey yapmadılar. O da kendisi orayı toplumu terk etti. Hatta dedi ki birinci günde her taraf sararacak, solacak. İkinci günde her taraf kırmızı olacak. Üçüncü günde simsiyah çökecek. Ve siz helak olacaksınız dedi. Terk ettik gitti. Gemiden indikten sonra şükran olarak 4 rekat namaz kıldı. Neden kıldı? Çünkü o 4 rekat kılınca Cenab-ı Allah dedi ki git artık şimdi kavminin yanına git. Onları şey yap, irşad et. Daha evvelden irşad olmak istemiyorlardı. Bu renklerde sarı oldu. Sarardı solda her taraf. Ulan dedi ya bu adamın dediği doğru mu çıktı acaba biz buna inanmamıştık ama. Sonra da her tarafı yani bir insanın canı gidince kan haline almaz mı? Onu da görünce artık üçüncüsü tecelli etmeden secdeye kapandılar. Hepsi tövbe ettiler. Cenab-ı Allah da ona dedi ki git dedi kavmin arasına Yunus'a. Onların arasına gitti. Yunus Aleyhisselam'ın ümmetinden daha üstün yani uzun ömürlü ümmet yok. Yani hakta hak oldular hepsi de. Evet. Demektir o da. Ya işte hakta hak olasıya kadar olan 4 tane o demini Yunus kıssasında bunu Cenab-ı Allah bize bildirdiği için Yunus Aleyhisselam da bu yönüyle cemaatini 4'e bölmüş. İnsanoğlunda da zaten toprak, su, hava, ateş var. Bunlar da ayrı ayrı ümmet. Bu ümmetlerin hepsinin ıslahı Yunus'ta olduğu için 4 rekat namaz kılarız ya ikindi namazında. İkindi namazı zatın namazıdır aslında. Zat haliniz namazıdır. Anlatabiliyor muyum? Yunus Aleyhisselam'ın. Sonra Musa Aleyhisselam yatsı namazı kılmıştır. Şimdi İbrahim Aleyhisselam 4 tane hata yapmıştı. Ne yaptı? O hataların kendisinde olduğu için nedamet duydu, pişmanlık duydu. Onun için 4 rekat namaz kıldı. Peki Musa Aleyhisselam ne dedi 4 rekat kıldı? Orada tecellilerini gördü artık o. Öte yanda bunların hakka ait olduğunu biliyordu. İlmel yakınlık vardı. Ver yandıysa aynı yakınlık yönüyle iki celalın ve iki cemalin tecellilerini kendisinde gördüm şey Musa. Onun için kalp Musa'sı diyoruz ona biz. Çünkü hüvel evveli hüvel ahiri vel zahiri vel batın ve hüvvü külü şeyin alim ayetinden evvel, ahir ve batın zahirde tecelli etti. Yani Musa'da açık
açığa çıkmaya Musa'da çıktı açığa. Musa da kalp Musa'sıdır. Kalp yani hepsini tamamen idrak etti. Sadak diye mühürünü de bastı. Onun için de Musa'nın namazı 4 rekattır. Sabah namazı ise 2 rekattır. Çünkü tamamen artık hepsini toparladı. Toparladıktan sonra şahit olarak Allah'ın zatının tecellisini, sıfatının tecellisini ve fiillerin tecellisini gördükten sonra, çünkü Allah'ın zatı var, zatı sıfattan tecelli, sıfat ismi aldı, esma, oradan da fiillerle açığa çıktı. İşte fiillerle açığa çıkmasıyla kulluk zuhur etti. Kulluğun etrakı, yani kulluğunda tecelli etti Cenab-ı Allah kemalatıyla demektir bu. Aynada olduğu gibi göründü. İşte onun için de 2 rekat namaz kıldı. Birisi kendisinin 2 rekatının aslında 1 rekatı celaldir, 1 rekatı cemaldir. 4 rekat kıldığımız namazlarda 2'şer rekattır aslında. Onların da ikisi kulağa aittir, ikisi Hakk'a aittir. Anlaşıldı. Bu da böyle.